muameleyi yargıcın yüzüne vurdu ama. Şimdi seni dinliyoruz abi. Evet. Ya aslında savunduğumuz şey basın özgürlüğü, gazetecilik hakkı. Ama onun ötesinde biz bu halkın bilgi alma hakkını savunuyoruz. Ve iktidarın yalan söylemesine karşı bizim bunu ifşa etme özgürlüğümüzü savunuyoruz. Ve dolayısıyla bu bir ip çekme yarışıysa devletin saklama ve yalan hakkıyla halkın bilme hakkı arasında biz o sınırı mümkün olduğunca bu tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz. Bu bizim burada olan gazetecilerin, bizi savunmaya gelen dost milletvekillerinin kişisel meselesi değil. Bu bir toplumun, bir iktidarın elinde gasp edilmiş haklarını geri alma mücadelesi. Burada ne kadar kalabalık olursak o ipi o kadar çekebileceğiz ve o kadar boğabileceğiz yalanları. Ama ne kadar azalırsak o hakkımız o kadar elimizden alınacak. Bu mücadelenin kazananı uluslararası alanda belli. Yani hiçbir despot hayatı boyunca bu hakkı gasp edemedi. Biz de kendi despotumuza bu hakkı vermeyeceğiz ve onun elinden alacağız mutlaka. Evet, peki size yöneltilen suçlama ne burada? Yani şu anda bizi izleyenlerin birçoğu bunu bilmiyor. Devletin gizli birliklerini deşifre etmek, casusluk ve terör örgütüne yardım yataklıktan suçlanıyoruz. Tabii devletin gizli bilgisinden kasıt herkesin artık bildiği MIT'in silah transferi. Evet. Dolayısıyla savunmamızda bunun bir şey olmadığını, devlete ait bir sır olamayacağını, devletin sır görüntüsü altında suç işleyemeyeceğini savunuyoruz. Ve bunun bir gazetecilik görevi olduğunu savunuyoruz, bunu deşifre etmenin. Evet. Hocam yanındayız. Şu anda 2300 kişi izliyor yayını. Hepsi de destek mesajları yolluyorlar. Çok teşekkür ederim. Bu davayı sonuna kadar savunacağız. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de size izledikleri için... Sosyal medyada bu arada çok yoğun bir destek var. Onu da sağ olsunlar. Arkadaşlar bildiriyor. Çok çok teşekkürler. Birazdan senin söyleyeceklerin neler hocam? Valla ben savunmamda da söyledim. Yazdığım haber nedeniyle bana savcılıkta da, buradaki sorgumda da yönelttikleri suçlamalar, bu kadar ağır suçlamalar karşısında yazdığım ve gazetede yayınlanan bir haber dışında hiçbir şey göstermediler suçlamaya delil teşkil edecek. Dolayısıyla ben yazdığım haber nedeniyle casusluktan tutun da bir örgüte üye olmadan da yardım etmek ve devletin sırlarını temin edip ifşa etmekten gibi suçlardan yargılanıyorum. Haber dışında bunlara ilişkin gösterilen kiminle ne yaptığıma dair hiçbir delili ben bugüne kadar ne savcılıkta ne hakimde görmedim. Haber yazdım, tutuklanmak üzereyim. Evet, gazetecilik yargılanmaya devam ediyor. Evet. Duruşmayı takip edeceğiz. Şimdi ara verildi değil mi? Şimdi evet. Birazdan. Hakimin kararı bekliyor. Hakimin kararı bekliyor. Yani savcının tutuklanma istemin konusunda hakimin diyeceği kararla iş bitmiş olacak. Evet. Hocam yanındayız, beraberiz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bunu da atlatacağız. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun.